Herkese merhabalar. Selamlar güzel dostlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün siz sevgili balık burçları için 11-17 Eylül haftasını yorumluyorum. Güzel bir hafta olsun dileyelim. Bolluk, bereket ve uğurlu geçecek bir hafta olmasına şimdiden niyet ediyorum. Bakalım arkadaşlar bu hafta sizleri neler karşılıyor? Şöyle bir fincanınızı göstereyim arkadaşlar. Dünya bir yana, sen bir yana işte işlerin bir yana, o bir yana, çocukların bir yana, işte bu dertler, sıkıntılar benim umurumda değil. Diyerek böyle bir e, hayatınızda yeni bir döneme başladığınızı söyleyebilirim. Bazı sıkıntıları artık hayatınızdan resmen atmaya başlamışsınız. Bu ne ya? <laughs> arkadaşlar şöyle uzaktan bakınca, arkadaşlar şey düşünün, böyle bir çocuk kitabı olur da, orada endişeli bir tavşan var. Onun gibi değil mi? Sanki böyle geriye bakan endişeli bir tavşan geriye doğru bakıyor. Değil mi? Onun gibi görünüyor. Yani bu bir kanguru değil, bu bir köpek değil. Yani bu endişeli, arkasına bakmakta olan bir tavşan olarak görünüyor. Şimdi arkadaşlar bakın tavşanın ağzında birisi var görüyorsunuz ki. Şemsiyesiyle duran kilolu bir insan. Bu şu manaya geliyor. Tavşan bir şeylerin çok hızlı olmasıdır. Her an elinize gelip geçebilecek fırsatlar çok böyle bir şeylere hızlı karar verme. Bunun gibi olaylardır. Şemsiye birincisi sağlık konularını anlatır ama dikkat edilmeyen sağlık konuları. Bununla ilgili bir endişeniz olabilir. İkincisi burada kilolu bir insanın oluyor olması. Evet sizin endişelendiğiniz konu burada bu kilolu insanla alakalı olabilir. Ama illaki sağlığı değildir yani. Bu kişinin ayağı benim çocuğum acaba fırsat var şu an elinde. Yurt dışına gidecek. İşe girecek, evlenecek. Ya umarım elindeki fırsatı kaçırmaz diyor olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi, evet bu kilolu kişi benim, yani biraz kilolu olan kişi benim. Elime bir fırsat geçti geçecek, bir paradır, odur budur. Umarım bu şansı, bu yatırımı iyi değerlendirebilirim şeklinde de düşünüyor olabilirsiniz. Ve bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Size bu dönemde bir sır verilme ihtimali ya da bir kişinin bir açığını görmeye, açığını fark etme, açığını yakalama durumunuz var. Sanki ya kimseye söylemezsem, içimde saklarsam bana dert oluyor. Gideyim bari kişiye söyleyeyim de biraz da o kendine dikkat etsin. Biraz da ona dert olsun. İşte bu iş yerinden biri olabilir, aileden birisi olabilir. Yani gidip Uyarı mahiyetinde bu kişiye bir şeyler söyleme durumunuz var. Ama diyemem ki %100 söylüyorsunuz. Çünkü ya ya bu benim patronum şimdi ben ya ben e, herkese iyi niyetli davranıyor ya ben yanlış anlıyorsam sonra işte sen böyle niye anlıyorsun, niye şöylesin, bak ben herkese böyleyim, e, beğenmiyorsan çık git işimden. Acaba bana böyle şeyler söyler mi? Yani dediğim gibi birazcık bir şeyler söylerken çekingen davranabileceğiniz, endişeli davranabileceğiniz bazı olaylar var. Ama bu kötü manada değil tabii ki. Hani söylemesem olur mu? E olur o zaman stres yapmazsın, geçersin. Ama dediğim gibi böyle ufak tefek bazı şeyleriniz var. Şimdi arkadaşlar fincanınıza baktığımda fincanınız birazcık karışık. Yani neyin ne olduğu çok fazla belli değil. Sürekli ben sizi Affedersiniz ama kirulu ve şiş görüyorum. Bir insan sürekli fincanında ya özellikle bu bakım için söyleyeyim. Bakın yine burada şişman çıkıyorsunuz. Görüyor musunuz? Yani karın kısmınız çok şiş çıkıyorsunuz. Yani evet son zamanlarda kilo almış olabilirsiniz. Hamilelik vesaire buna benzer bir olay hali içerisinde olabilir. Ama benim burada anlatmak istediğim şey çok sıkıldığınız. Sıkıldığınız için de sizin genellikle hemen midenize vuruyor. Ya da başınıza falan vuruyor. Bakın sıkıntı size sanki gaz yapmış. O yüzden sürekli olarak böyle bir mide şişkinliği durumu söz konusu. Eğer ki sizde bir hasetlik, bir e, yani birisinde çok böyle bilenmişsiniz bir fesatlık düşünüyorsunuz demem için bazen öyle e, yorumlanabiliyor o zaman çok zayıf olmanız lazımdı. Ama bu bakımda kilolu çıkıyorsunuz. Yani siz çok sıkılmışsınız. Çok daralmışsınız. Çok üzülmüşsünüz sevgili arkadaşlar. Bakın sürekli anlamsız bir şekilde etrafınıza bir yani 5 dakikalık bir kaçamak olsun, 5 dakika şu insanlardan uzaklaşayım, 5 dakika şu işe ben ara vereyim. Yani 5 dakika bir beynim rahat etse keşke diyeyim. Sanki kendinize böyle anlamsız anlamsız boşluklar oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yani lavaboya gideyim de bir 5-10 dakika orada bari dinleneyim diye. Dediğim gibi böyle anlamsız bir sıkıntılardan uzaklaşma yöntemleri kendinize belirlemiş olarak görünüyorsunuz. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeceğim. Sizin bu hareketleriniz aslında bir çekim yasası. Sürekli bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Balık kuyruklu başka bir kısmet var arkadaşlar ve bu niyetiniz yerine gelebilir. Sürekli dinlenmek istiyorum. O yüzden her gün her gün denize gidiyorum. Keşke yazlığım olsa. Bir yazlık sahibi olabilirsiniz. Bir yazlığa davet edilebilirsiniz. Bununla ilgili elinize bir fırsat geçebilir. Keşke biraz daha genç olsaydım, dinamik olsaydım. Genç ve dinamik olmak için ne lazım? takviye mi almak lazım? Biraz dinlenmek mi lazım? İşleri bir başkasının yapması mı lazım? İzin almak mı lazım? Bununla ilgili bir gündeminiz olabilir diyorum ya. O kadar istemesiniz ve o kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ki o kadar alan, para, bir şeyler oluşturmaya çalışıyorsunuz ki yani kendinizden kısıyorsunuz. Belki de bu parasal anlamda sıkıntınız belki para. Bu alanı yara o, yaratmak demeyeyim. Haşa. Oluşturmaya çalışıyorsunuz ki yani saçma sapan yerlerden sanki parayı kısmaya çalışıyorsunuz. Lazım olan şeyleri de sanki almıyorsunuz. Ama dediğim gibi yine de bir kıtlık bilincinde görmedim sizleri. Yani hala şükreden bir insan olarak görünüyorsunuz. Etrafınız çünkü çok temiz ve temizlemeye, düzeltmeye düzelmeye çalışıyorsunuz. Bu çabanız burada enerjisel olarak arkadaşlar bakın bir aura çemberi oluşturmaya, parasal olarak bir çember oluşuyor etrafınızda ve sizi bollukla saran güzel bir altın ilahi ışığın, sarı bir altın ilahi ışığın varlığı burada bir sembolize Durumda görünüyor. Çok güzel bir enerji arkadaşlar. Yani maşallah subhanallah diyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir devam ediyorum. Alt altı üst üste insan var. Bu birazcık tehlikeli. Neden tehlikeli derseniz? Üç kişinin çok büyük bir yorgunluğu, üç kişi aynı anda rahatsızlanması, üç kişinin aynı anda yani üç kişi tavuk yersiniz, hepinizin midesi bozulur. Bir şey sabunlu kalmıştır. Üçünüzde yani mide rahatsızlığı yaşayabilirsiniz. Şimdi ne yaşayacağınızı söylemiyorum. Sabunlu bir şey yiyince ne olur? E ondan olur işte. Üçünüzde aynı anda böyle bir durum var. Yani bir şey yapıyorsanız üçünüz aynı anda aynı şeyden yememeye, aynı şeyden içmemeye, aynı misafirlikte yani farklı şeyler yiyin arkadaşlar. Yani o aynı yerden su içmemeye gayret edin. Çünkü üç kişi birden burada yatıyor görünüyor. Bu bir. İkincisi hemen şu dip kısmında bir üç rakamı var sevgili arkadaşlar. 3 Üç rakamı üçlü vakitleri anlatır. Hem bu haftanın 13'ünü, hem ayın 23'ünü, hem de ayın 30'unu anlatıyor. Bu tarihlerde ne var? Arkadaşlar bu tarihlerde 3 kişi, 4 kişi hepinizin bir böyle uzanma durumu, bir şeylere birazcık ara verme, kafayı toparlama, tatil mi yapsam acaba, tatile mi gitsek, birkaç günde olsa bir kaçamak bizim için mümkün mü? Bir yerlerde mi bir şeyler yapsak? Sanki böyle 3 kişi arkadaşlar bir şeyler konuşuyorsunuz. Çünkü üçünüz de yorulmuş ve dinlenmek istiyorsunuz. Bir de e, aile büyükleri biraz daha bu konuda gündemde olabilir. Şimdi şöyle düşünün. Siz anneniz, işte babanız, bu kişi de anneanne, babaanne, işte dede. Bu şekilde bir büyüklük durumu olabilir bu bir. İkincisi, siz en büyük kardeş misiniz? O zaman bunlar sizin kardeşiniz. Siz burada mısınız? En küçük müsünüz? Ona göre ortanca mısınız? Buradasınız ona göre. Böyle bir akrabalık durumu. Hani derece derece kuşak kuşak ya da kardeşler arası bir durum söz konusu. Arkadaşlar bir şey paylaşamıyorsunuz siz. Sanki birisinin bir adım atması gerekiyor. Dediğim gibi bu akrabalar arası olabilir. Ee, ya barışmamız gerekiyor birisi adım atsın. Bizim akrabalarla ortak bir yerimiz, ortak bir tarla tapan bir iş var, satılacak edilecek mahkememiz var yani, bir miras işimiz var. Ehaliyle birilerinin buna bir el atması gerekiyor sonuçta birisi, yani görüşmesek de öyle diyeyim bir ilgilenilmesi gereken olay var. Ve kimse de sanki böyle elini atmamış öyle duran bir iş vardı. Şimdi bu hafta birileri bununla ilgili bir adım atma durumu olabilir. Normalde görüşmediğiniz, görüşmek de istemediğiniz insanlarla bu hafta görüşme süreci içerisinde olabilirsiniz. Şurayı zaten sizlerle paylaşmıştım. Burada da arkadaşlar sizler için bir şans portal gibi bir şey var. Yalnız bu her zaman herkese çıkacak bir şans fırsat değil. Elinize geçen bir şeyler var ve iyi değerlendirmek önemli olacaktır. Ama sonra yaparım deyip lütfen ertelemeyiniz. Burada bir çekim yasası var. Sanki böyle bir mıknatıs. Hani bir tarafı e, mavi, bir tarafı kırmızı bir mıknatıs var ya. Sanki mıknatıs şöyle U gibi oluyor ya. Aynı onun gibi böyle elinizle şu koyu rengi düşünün. Sanki böyle tutmuşsunuz onu. Hayatınızda güzellikleri, şuradaki temizliği görüyorsunuz zaten. Hayatınıza sanki bunu çekmeye çalışıyor gibi görünüyorsunuz. Hadi hayırlısı olsun arkadaşlar. Şöyle de niyetinize bir bakalım bakalım neler var neler yok. Halen bu arada güzel görünüyor. Bir şeyler de böyle bir rahatlama çabası söz konusu. Bir araştırma süreci de bu arada ifade eder. O tarz U harfi görüntülerin dönüş almaktan öte bir şeyi böyle öğrenmek istiyorum. Arıyorum, dönüyorum, dolaşıyorum, tarıyorum. Aynı sonuçlara da ulaşsam gene de bir, baş, bir daha bakayım ya. Belki başka bir şey görürüm bu sefer. Bir daha işte zabıtalar kime bağlıdır? Belediyeye mi? Valiliğe mi? Ya Baktım ama tam bir şey görmüyorum. Hadi bir daha bakayım. Yani bir daha bir daha bir daha bir daha böyle bakacağınız bazı yani belki dikkatimden kaç diyerek araştıracağınız bazı şeyler bu dönemde olabilir. Bu arada niyetiniz arkadaşlar çok çok güzel bir şekilde akıyor. Niye niyet ettiyseniz umarım niyetleriniz, dualarınız kabul olur. Dediğim gibi bakın bir şans, bir fırsat geçiyor elinize çanta gibi bir fırsat sanki böyle elde taşınan bavullar var ya. Böyle deri çantalar falan olur biliyorsunuz böyle kahverengi falan ya da siyah spor çanta gibi küçük spor çanta. Onun gibi bir şey var ve arkadaşlar tabii bu kadar dolu bir para olabilir mi? Neden olmasın? Sizin elinize demek ki çanta dolusu evraklar, çanta dolusu para var ya da bunun içini doldurabilecek kadar büyük büyük güzellikler var. Bunun için başka ne doldurabilir? Bilgisayar, telefon, Tablet, bebek değil mi? Bunun için ne doldurabilir? Anahtar, evin anahtarı, arabanın anahtarı, bilmem neyin anahtarı. Yani bunun içini doldurabilecek bazı şeyler var. Benim sizler için arkadaşlarım söyleyeceklerim böyle. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.